Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hadi binin arabaya. Yalnız bir saniye. Beşir'i yakalamamızı istedin, yakaladık. Artık evimize gitmiyor muyuz? Ne evi oğlum? Hadi bakalım arabaya. Diğerleri ne oldu? Diğer adamların hepsi güvenli evlere dağıtıldı. Bizden haber bekliyorlar. Anlaşıldı. Gel geçelim bir tane. Bak ayakkabılarını giydiriyoruz, gördün mü? Çevir. Baban olsa bu. Ben geldim dese. Ha Ömer. Hadi gel. Kızım.
bakar mısınız? Bizi nereye götürüyorsunuz? Hiçbir şey söylemeden böyle doldurdunuz arabaları. Oğlum bu adamla sen konuştun. Ne dedi bu sana? Nereye götürüyorlar bizi? Benle böyle bir şey konuşmadı ki dayı. Ben de bilmiyorum. İster misin bunlar kafamıza birer kurşun sıkıp... Nasıl olsa işleri bitti bizimle. O benim aklıma da geldi ağam. Yasemin, ver kızım Ömer'i bana, uyutayım ben. Yasemin. Efendim. Ömer kalabilir mi bizimle? Biraz. Tabii. Ömer oğlum bak, bu Şahnur Hanım. Bizi görmeye gelmiş. Oğlum, ah güzel yavrum. Nerelere gittin sen anneciğim? Geldim ya işte anne, buradayım. Ağlama artık. Peki seni nereye götürdüler Haldun? Götürenleri tanıyor musun? Bilmiyorum ki Yavuz abi. Bir arabaya bindirdiler. Bir daha da kimseyi görmedim zaten. Gözlerimi bağladılar. Canını yakmadılar değil mi yavrum? Ah sen yokken ben nefes alamadım oğlum. Anneciğim iyiyim baksana. Sapasağlamım işte. Savaş. Nedir bu başımıza gelenler yarabbim? Babam yok. Savaş abim. Acıların en büyüğü bu. Kor gibi yanıyor içim. Kanım kuruyor. Kimsem kalmadı yolunu gözleyecek. Gündüzüm gece oldu. Hepimiz yanıyoruz, hepimiz. Benim öbür yarım gitti. Sonra... Bir ışık varmış meğer kızım. Allah acımış bana. Oğlum yok olmamış. Yok olmamış mı? Yani? Oğlumun kokusunu içime çekmeye geldim buraya. Ömer'de yaşayan oğlumu kucaklamaya geldim. Torunuma sarılmaya geldim. Ama... Artık biliyorum kızım. Artık biliyorum. Ömer benim torunum. Babaanne, ben seni babaannenim. Savaşı kutlu.
Hanımların yanında açılamadın. Anladım. Aferin sen. Korkutma onları tabii. Ama şimdi erkek erkeğe konuşalım. Nedir bu kaçırma meselesi? Anlattığım gibi işte Yavuz abi. Ben bir şey bilmiyorum. Oğlum, insan götürüldüğü yeri insanlar bilmez mi? Açık açık anlat sen, korkma. Bak, Mustafa da abisinden her şeyi gizledi. Sonu ortada. Savaş abin baban yok diye öyle yalnız hissetme kendini. Ben de abin sayılırım. Hadi anlat bakalım ne oldu? Ben babamın sesini duydum Yavuz abi. Bizi konuşturdular. Ama neler oldu, babam neredeydi hiçbir şey anlamadım. Çok korktum. Ne konuştunuz hatırlıyor musun? Hiçbir şey. Önemli bir şey yoktu yani. Sanki beni kaçırdıklarını babama ispatlamak için konuşturdular. Öyle sandım ben. Bak bu bile çok önemli abi. Aferin. Sen yine de kimseye bahsetme bundan, tamam mı? Kadınlar korkmasın. Tamam. Hani bakalım? Neredeymiş babaanne? Ha? Kimden aldın bu elleri sen? Ha? Babandan mı? İstemedim ben Savaş'ın gitmesini. Yalvardım gitme diye. Keşke daha fazlasını yapsaydım. Keşke duvar olsaydım önüne. Ben de istememiştim. Kader ikimizi de dinlememiş yazısını yazarken. Böyle olmaz Şişek. Sana yakışan bu değil. Yanıp yakılmak değil. Ağlama demek kolay abi. Sen gel onu benim yüreğime anlat. Sen bir aşiret reisinin dul karısısın artık Çiçek. Bununla yaşayacaksın. Sana dik durmak, vakur olmak yakışır şimdi. Nasıl? Nasıl var mı? İki aşiret arasındaki denge senin nasıl duracağına bağlı. Ya iki aşireti birbirine kırdırırsın ya da barış içinde kalmalarını sağlarsın. Bu evde kalman önemli Çiçek. Ağırlığını bil, ona göre kendine çeki düzen ver. Dik dur. Kaldır bakayım başını. Ha şöyle. Güzel. Sen çok güçlü ve önemli bir kadınsın Çiçek. Bunu sakın aklından çıkarma. İncelediniz herhalde değil mi sözleşmeyi? Evet Ceyda Hanım. Yalnız siz iş ortaklığı için anlaşma yapmışsınız. Birebir bu sözleşmeyi kullanarak şirket ortaklığı için alan açamayız. Yani? Bunun için vergi dairesindeki işlemleri de kapsayan yeni bir ortaklık sözleşmesinin düzenlenmesi gerekir. O tamam. Ama bu sözleşmedeki kimi boşlukları da kendi lehimize çevirebiliriz, öyle değil mi? Hı. Dediklerimi unutma Çiçek. Her sözün aklımda abi. Unutmam.
Merak etme. İyi. Görüşürüz. Güle güle. Taşımayalım şimdi, olur mu anneciğim? Olur anne. Uzaktan kumandalı arabamı alır mısın? Tamam bebeğim. Nerede? Nereye gidiyoruz anne? Sen özlememiş miydin beni? Özledim. O zaman ana oğul, gezmeye gidiyoruz seninle. Anlaştık mı? Hadi arabanı bulayım ben seni. Teşekkür ederim Leyla Hanım. Rica ederim. Hanımım. Yok bir şey, tamam geliyorum. Alas mı aldık Ömer? Gel bir öpeyim seni. Yine bekleriz Şanlı Hanım. Gelirim kızım. Gelirim. Hadi Allah'a ısmarladın. Güle güle. Başınız sağ olsun yenge. Allah sabırlar versin Çiçek Hanım. Başınız sağ olsun. Kusura bakmayın, bir dakika. Güzelce önünü kapatalım. Abla hayırdır, nereye? Eve gidiyorum Çiçek. Baran? Oğlumu da alıyorum, beraber gidiyoruz. Baran'ı götürme Nazan. Anlamadım. Şahnur Ana evde yokken Baran'ı götürme. Doğru değil bu. Neyin doğru olup olmadığını senden mi öğreneceğim Çiçek? Hadi anneciğim, yürü. Gel. Geç. Uyudu evladım. Hissetti mi nedir bilmiyorum ki. Baba dediğine yatırırken. Şahnur Hanım nereden öğrenmiş acaba Ömer'i? Bilmiyorum. Aslında ne önemi var ki, onlar bir şey öğrenmek istedikten sonra. Yasemin kızma bana ama sen de fazla yumuşak yüzlü davrandın. E bu kadın düne kadar ne gözle bakıyordu Ömer'e biliyorsun. Evet ama ne yapacaktım? Benim nasıl içim yanıyorsa onun da içi yanıyor. Kapıdan geri mi çevirseydim? Haklısın kızım ama... ne bileyim, elimde değil, korkuyorum işte. Başka türlü davranamazdım anne. Keşke savaştan da hiç saklamasaydık Ömer'i. Canım benim.
Keşke doya doya yaşasaydı babalığını. Yok, bence iyi oldu öğrendi. Şahnur Hanım da bilsin bir torunu olduğunu. Kendini onun yerine bir koysana. Bilsin babaanne olduğunu. Hakkı var buna. Ama unutma Yasemin. Şahnur Hanım aşiretinin geleceğinin artık bu evde olduğunu biliyor. Anlıyor musun beni? Ya almak isterse Ömer'i? Ha? Ne yaparız? Ablam geldi. Ben karşılarım Fidan yenge. Oturun siz. Hoş geldin Şahnur Ana. Hemen salona geçmek istemezsen dinlen biraz. Ben de söyledim zaten. Şahnur Ana çok üzgün, belki odasına geçer diye. Ben karar veririm kızım ne yapılacağına. Hoş gelmişsiniz. Başınız sağ olsun. Hoş gelmişsiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Oturun buyurun. Buyurun. Merhaba Yasemin Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl oldunuz diye bir halinizi sormak istedim. Bir de güzel bir haberim var size. İnşallah içinizi biraz rahatlatır. Ömer için çok iyi bir doktor buldum. Lösemi konusunda, özellikle çocuk lösemileri konusunda çok önemli bir uzman. Üzerine yok deniyor yani. Yavuz Bey, ben çok... Rica ederim. Ne yaptım ki ben? Yalnız... takdir edersiniz ki bu doktorun programı son derece yoğun. Yine de sanırım Ömer için bir randevu ayarlayabileceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Yasemin Hanım. Lütfen. Çocuklar canımız bizim. Elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Kızım koşma, düşeceksin. Baran nerede? Baran nerede dedim, duymadınız mı? Kiraz. Buyur hanıma. Baran'ı getir bana. Evde değil Şahnur Ana. Gitti. Ne demek evde değil? Nereye gitti? Abla. Nazan aldı götürdü oğlunu. Ne? Ne demek götürdü? Siz necisiniz? Nasıl müsaade ettiniz Fidan? Benden habersiz nasıl gönderirsiniz? Ben söyledim Şahnur Ana. Neyi söyledin? Doğru yapmadığını söyledim. Dinlemedi. Ne demek dinlemedi? Elin adamının evinde ne işi var benim torunumun? Hadi. Gel bakalım. Nasıl? Beğendin mi evimizi oğlum? Bora da neredeyse gelir. Bora kim? Bora... Nazan, evde misin? Kim geldi anne? Ben geldim.
Ne güzel sürpriz. Güzel oğlum benim. Aşkım. Canım. Ver bakayım. Burada mıydın anne? Size bakıyordum. Yasemin, ne düşündüm biliyor musun? Kızım ne yapacağız? Bu çocuğa rahat vermez onlar. Anne ben artık ne kaçmak istiyorum ne de saklanmak istiyorum. Şanur Hanım da torununu görmek istiyorsa gelir görür. Herkes yasını tutsun, başka da bir şey istemiyorum. Sen de korkma artık, duydun mu anne? Ölürüm de vermem oğlumu hiç kimseye. Maşallah amma da iştahlı. Annenin yemeklerini mi özledin sen bakayım? Aferin benim oğluma. Böyle güzelce yemeklerini yersen çabucak büyürsün. Puding de yapmıştım, yer misin? Hı hı. Güzel oğlum, bir tanem benim. Bora baksana şuna. Canım, çok tatlı gerçekten. Seni biraz. Ya bırak dokunma. İyice batıracaksın şimdi. Masaya leke yapmasa bari. Ne oldu? Yok bir şey. Baran yanlışlıkla meyve suyunu döktü annesi. Ne var bunda üzülecek oğlum? Barancığım senin canın sağ olsun. Bir dahakine dikkat edersin. Olur biter. Hadi şimdi ellerini yıkamaya. Ne kadar hassas görüyorsun değil mi Bora? Evet hayatım gerçekten. Kesin Pala'nın da başına bir şey geldi. Nerede bu adam abla? Ağlama artık Fida. Bulacağım kardeşimi. Avukat kendi tertibince bulamıyor. Madem öyle, ben de haber saldım memlekete. Aşiret dört koldan arıyor şimdi. Bulacaklar mı dersin abla? Elbet bulacaklar. Kardeşim sağ salim dönecek. Sen içini serin tut. Ah, ah abla. Çay demeyeyim mi? Yok hayatım, sağ ol. Mutfağa gidiyorsan şunu alır mısın? Tamam. Ya bırak artık şunu elinden. Geldiğinden beri bir dakika durmadın, başım şişti. Dökmeden ye. Sen öyle. Ne acayip çocuksun sen. Şuraya bak. Bakışları bile düşmanca. Neresi çocuk bunun ya? Gitti. Işığım gitti. Karanlığım şimdi. Belirsiz gitti.
Arkadaşım gitti. Evet, sen ölü ve gidiyorsun. Yalnızım şimdi. Süresiz. Hayır Yasemin. Gitti. Döneceğini garanti edebilir misin ha? Işığım gitti. Edemezsin. Tabii. Karanlığım. Ömer'i bu yüzden nüfusuna geçirdin değil mi? Şimdi. Sen ölürsen ortada kalmasın diye. Gitti. Aşiretinizin prensi. Yasemin lütfen. Eğer gidersen Ömer'i babasız bırakmayı göze aldın demektir. Süresiz. Hayır Savaş. Ne Ömer ne ben bu korkularla artık yaşamayacağız. Bu kapıdan çıkarsan bizi unutup çık. Geceye önce düşümde görmüştüm. Diyemedim gerçek olur diye. Canım yanıyor, canım yanıyor. Bir el verin gelin bana. İçim kanıyor, içim kanıyor. Tutunmasın gelin yarama. Canım yanıyor, canım yanıyor. Bir el verin gelin bana. İçim kanıyor, içim kanıyor. Tutunmasın. Senden ayrı yaşayamam ben. Baran ne oldu oğlum? Biz beraber uyumayacak mıyız anne? Canım benim. Nazan? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Baran hadi bakalım doğru yatağını. Koskoca adam annesiyle mi yatarmış? Bak hala bakıyor. Hadi marş marş. Bora ne yapıyorsun? Gel oğlum sen bana gel gel. Hayır Baran. Hadi doğru yatağına oğlum. Hadi. Aşk olsun Bora. Belli ki evi yadırgadı. Hem beni de özlemiştir. Biz hep beraber yatardık oğlumla. İyi yapmamışsınız aşkım. Ben onun iyiliğini istiyorum. Çok nazik yetiştirmişsiniz. Ana kuzusu olup çıkmış çocuk. Şimdiden böyle alışırsa yarın öbür gün kendi ayakları üstünde nasıl duracak? Ben hiç oğlumu yalnız bırakır mıyım ha? Hadi gel bana güzelcene sarıl, bir güzel uyuyalım. Gel annem gel bana gel. Güzel oğlum benim. Anne. Efendim oğlum. Ben eve dönmek istiyorum. Eve mi? Neden? Hani burada benimle kalacaktın? Anneannemi özledim. Eve gitmek istiyorum. Ne olur beni eve götür anne. Peki. Peki oğlum. Sabah olsun gideriz, tamam mı? Hadi uyu şimdi. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. Dışarı mı çıkıyorsun abla? Evet Fidan. Nereye gidiyorsun Şahnuran'a? İşlerim var. Sağ ol. Yavrum, hoş geldin. Gel bir öpeyim seni. Al. Hadi geç içeri üşüme sen. Ha? Hadi.
Hoş geldin kızım. Merhaba yenge. Sen ne hakla Baran'ı o eve götürürsün? Anne, orası benim evim. Baran da oğlum. Benim de torunum. Ne işi varmış el alemin herifinin evinde? Anne, el alem dediğin kişi... Cevap verme bana. Oğlunu gelip burada gördün. Sesimizi çıkardık mı? Hemen suistimal etmen mi lazım? Baran bir daha o eve gitmeyecek. Bitti. Nedir bu Allah aşkına ya? Gerçekten ne yaptım ki ben? Gel kızım, boş ver. Hadi geç içeri. Yok, gideyim ben yenge. Tamam, gidersin. Gel bir soluklan. Hadi. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Buraya kadar yordum sizi. Rica ederim. Ama sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Buyurun lütfen. Kahvaltı ettin mi kızım? Ettim yenge, sağ ol. Bir kahve içelim mi? İyi olur yenge. Hoş geldin. Baran'ı geri getirmişsin. Çiçek, sen de kahve içer misin kızım? Ben içmeyeyim, siz rahatınıza bakın. Ben mutfağa kontrole gidiyorum, kahvelerinizi yollarım. Hadi anneciğim, hadi bir tane. Hadi ne olur aç ağzını. Ama sonra arkandan ağlar mamacıklar anneanneciğim. E olmaz ki böyle. Anne, korkuyorum ben. Ne oldu kızım yine? Bir şey yediği yok bu çocuğun. Doktorun dediği çıkıyor, görmüyor musun? Önce ateş, sonra iştahsızlık. Korkuyorum. Hadi anneciğim hadi. Hadi aç ağzını, hadi bir tane. Yenge, çok ağrıma gidiyor vallahi. Ne o kızım? Çiçeğin hali. Kendi evimde misafir muamelesi yapıyor bana. Durma üzerinde. Hiçbirimiz ne yaptığımızı biliyor muyuz kızım? Kocasını kaybetti kızcağız. Ben de kardeşimi kaybettim yenge. Afra tafra ediyor muyum kimseye? Yok Baran'ı niye götürüyorsun? Yok getirmişsin. Yok bir mutfağı kontrol edeyim. Ya ne bu haller? Ama sen yerini yuvanı biliyorsun güzel kızım. Gidip kapını kapattığın zaman biliyorsun ki o evin kadını sensin. Çiçek öyle mi yazık? Doğru. Ama yine de alınıyor insan. Anlıyorum kızım. Hassassın sen de. Kendi annenin evine diken üstünde girip çıkıyorsun. Zor. Canım yengem benim. İyi geldi sohbet etmek. Ben bir Baran'a bakayım da sonra kalkayım artık. Nazan. Otur Allah aşkına biraz. Bak ben de yalnızım. Delireceğim tek başıma kurup durmaktan burada. İki laf daha ederiz hiç olmazsa. Olur yengeciğim. Baran'a bak, hemen geliyorum. Hadi. Yavuz Bey, hassasiyetinizi gayet iyi anlıyorum. Bunu bilmenizi isterim. Kampanyaya Yasemin Hanım'la başladınız ve onunla devam etmek istiyorsunuz. Ancak Yasemin Hanım çok zor günler geçiriyor. Evet. Çok üzücü bir durum. Ve
bu dönemde burada bulunması çok zor. Tahmin ediyorum ki uzunca bir süre gelemeyecektir ajansa. Ben bu noktada şunu söylemek isterim Yavuz Bey. Kampanyayla bizzat ilgileneceğim. Ve Yasemin Hanım'ın eksikliğini hissettirmemek için elimden geleni yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Ama işlerimin aksaması önemli değil. Önemli olan bir insanın yakınını kaybedince yaşadığı acı. Dolayısıyla bize yakışan Yasemin Hanım'a ihtiyaç duyduğu zamanı vermektir. Anlıyorum. Tabii ki. Sonuçta diğer insanlar için hayat devam ediyor Yavuz Bey. Biz de durmamalıyız. Profesyonellik bunu gerektirir, öyle değil mi? Sevgi Hanım yok mu? İş için Dubai'ye gitti. Ajansı pek çabuk benimsediniz. Kimsenin gözü arkada kalmıyordur siz varken. Cevap vermediniz bana. Cevap? Ha, profesyonellik. Ben yeterince profesyonel değilim sanırım. Ne yapıyor Baran? Süt içirdim biraz. Sonra konuşurken uyuyakaldı. Tembihledi ama giderken kaldır diye. Uyuyamadı mı akşam? Yo, aldı uykusunu. Bir güzel sarılıp yattık oğlumla. Nazan, kusuruma bakmazsan sana bir şey soracağım. Estağfurullah yenge. Sen bir geceliğine mi götürdün Baran'ı? Dün çanta yapıp çıktınız da. Yok. Kalsın istiyordum bizimle biraz ama özledi burayı. Yavaş yavaş tabii. Peki sen kızım, huzurun yerinde mi? İyiyim yengeciğim. İyiyiz daha doğrusu. Sağ ol. Ben bakıyorum. Tamam kızım. Hanemiş oğlum? Dedemiymiş bu. Bak dedi. Dedi. Bak. Kimmiş kızım? İyi günler Leyla Hanım. Aa, hoş geldiniz. Ömer. Canım. Yavrum. Şahnur Hanım hediye getirmişti Ömer'e. Buyurun. Gidiyor musun? Hı hı. Güle güle. Yürü oğlum. Abla. Baran sen in anneciğim, ben geliyorum. Hadi. Efendim. Abla kusuruma bakma. Boş ver. Kusura bakılacak günler değil bunlar. Hadi Allah'a ısmarladık. Sevmedin mi bunu? Ağlama anneciğim. Bak ne güzel oyuncak. Bak ne güzel oyuncaklar gelmiş. Çok zahmet etmişsiniz Şahnur Hanım. Hiç de etmedim. Az bile torunuma. Ama sen böyle ağladıkça içime iniyor gözyaşları. Ağlama babaanne. Ağlama. Gel. Gel oğlum gel. Tamam bir tane.
Tamam. Bak bak bak. 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 Canım oğlum. Bir tane. Tekrar geleceksin değil mi anne? Geleceğim tabii oğlum. Belki sonra sen de bana gelmek istersin ha? Hadi gir içeri. Üşüme. Hadi. Dön, alerji ilacını unutma olur mu? İki gündür burnu tıkalı biraz. Merak etme hanım abla. Güle güle. Sağ ol. Konuştuğumuz gibi. Benim bütün amacım sizin işlerinizin aksamasına engel olmak Yavuz Bey. İnceliğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Yasemin ne oldu? Niye baktın öyle? Ömer'in bir şey mi var? Ya ateşi var gibi geldi bana. Hastaneye gidelim. Hayır dur, daha bir şey yok. Önce şurubunu verelim. Doktor bir ateş düşürücü bir şey vermişti. Nerede o? Tamam hadi sen getirirsin. Yasemin. Ha? Ömer'in hastalığını duymasın bu kadın. Tabii ki duymayacak. Sen de sakin ol, tamam mı? Tamam. Hadi. Nesi var Ömer'in? Hasta mı acaba? Yok sanmıyorum. Ateşlenecektir belki. Ara sıra oluyor böyle. Ilık biraz. Burası da sıcak, yanıltıyor insanı. Şunu verelim de hemen. Önce bir ölse miydik? Hayır. Verelim şunu bana. Hadi. Sakin ol kızım. O kadar telaş etme. Çocuk dediğin ateşlenerek... Tamam anneciğim. Tamam bir tanem. Tamam canım. Tamam. 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 Tamam bir tanem. Tamam. Geçecek. Çiçek. Kızım. Hadi ağlama artık. İn de bir şeyler ye. Düşeceksin vallahi. Ben burada istenmiyorum. Değil mi yenge? O nasıl laf kızım? Öyle tabii. Savaş olmadıktan sonra benim bu evde işim ne? Öyle değil mi? Nereden çıkarıyorsun bunları çiçek? Sana git diyen mi var kızım? Niye böyle diyorsun? Git diyen yok yenge. Ama neden istendiğimi de biliyorum. Çocuklar için buradayım ben. Gidersem iki tarafı da durduracak hiçbir şey kalmayacak. Kan davasına kurban gidecek çocuklar. Güzel kızım benim. Benim bütün tesellim, bütün mutluluğum bu. Biliyor musun yenge? Belki istediğim gibi bir hayatım olamadı. Ama gencecik hayatların emniyeti oldum ben. Baran'ın da, Mustafa'nın da. Hastaneye gitmemiz lazım çabuk. Hastane mi? Çıktı mı ateşi bakayım? Oo, yanıyor çocuk. Hadi çıkalım hemen. Hadi çıkalım hemen hadi. Bu halde dışarı çıkarılmaz. Doktoru buraya getirelim. Hayır biz gideceğiz. Anne taksi çağır. Ben bu halde araba maraba kullanamam. Ama üşüyecek. Şahnur Hanım. Biz hastaneye gideceğiz. Öyleyse taksi aramayın. Benim arabayla gideriz. Hayır gerçekten gerek yok. Hadi hastaneye gidilecekse ne duruyorsunuz? Tamam bir tane. Aç kapıları. Siz öne geçin Leyla. Siz de şöyle geçin. Hastaneye gidiyoruz. Çabuk.
burada mıydınız Bora Bey? Evet. Bir iki bir şey lazımdı da onlara bakıyordum. Ben yardımcı olayım size. Gerek yok. Hallederim. Bir dosya alacaktım ben. Kolay gelsin. Savaşın yokluğunda hiçbir şey kolay gelmiyor Bora Bey. Şurup da kâr etmedi demek ki. Peki ne dedi doktor götürdüğünüz vakit? Yanıyor çocuk, çabuk olalım. Duydum. Hadi hızlan, hadi. Beklediğiniz avukatlar geldi Bora Bey. Buyursunlar. Hoş geldiniz beyler. Merhaba. Merhaba. Sizi öneren Faruk Bey arkadaşımdır. Bana sizleri çok methetti. Buyurun lütfen, oturun. Sizlerle tanışmak istememin nedeni, holdingimizle ilgili bazı değişiklikler hakkında fikrinizi almak istemem. Ardından sizi çalışanlarımızla tanıştıracağım. Ha? Korkmayın. Diş çıkarmaya bağlı olarak ateşi yükselmiş. Normaldir. Bu ateşi önleyecek bir şey verilemez miydi doktor bey? Çocuk kavruldu ateşten. Kullandığı ilaçlar var zaten. Ben onlara ek olarak da bir şey yazacağım şimdi. İlk defa görüyorum sizi değil mi? Babaannesiyim Ömer'in. Yani bu ilaçlar yeterli gelecek diyorsunuz öyle mi? Elbette. İçiniz rahat olsun. Sağ olun doktor bey, rahatladık şimdi. Önce çok korkmuştuk ama. Haklısınız, anlıyorum. Ama bu ateşlenmenin diğer konuyla bir ilgisi yok. Hangi diğer konu? Ömer'in lösemi ihtimalinden bahsediyorum efendim. Daha önceki muayenede böyle bir ihtimal olduğundan şüphelenmiştik. Ama bu ateşte onun ilgisi yok. Çünkü diş etindeki şişliği çok net gördüm muayenede. O nedenle telaşa gerek yok. Neredesin buraya? Anladınız değil mi Dila Hanım? Hesapları getirmek zorundasınız. Şu an holding yönetimindeki tek kişi Nazan Hanım. Heh, gel Hakan. Hakan'cığım biliyorsun savaşı kaybettik. Mustafa da cezaevinde maalesef. Zaten dışarıda olsa da yaşı uygun değil. Bu durumda holdingin başına Nazan geçiyor. Beraber çalışacağız yani. Avukat beyler sana gerekli izahatı yapacak. Gel bakalım. Yasemin Hanım. Bir dakika yalnız konuşabilir miyiz? Yasemin Hanım. Umalım ki lösemi ihtimali gerçekleşmesin. Ama böyle bir durum için tedbirli olalım. Doktor bey, lütfen benden saklamayın. Ömer'de böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorsunuz değil mi siz? Hayır, ama tedbirli olmakta yarar var. Bu pahalı ve uzun bir tedavi sürecidir.
Bir daha ne yapıyorsun sen? Çalışmam ben bu adamla. Biz daha cenazemizi toprağa koymadan bu adam holding derdinde. Haklısın Dila ama sakin ol. Gitmek çözüm değil. Belki değil ama kusura bakmayın. Burada duramayacağım. Dila, sen gidersen ben gidersen burası ne olacak? Unutma. Burası bize savaşın emaneti. Geliyorum kızım. Gelenler anneciğim. Bu nasıl bir rahatlık böyle anlamıyorum. Rahatlık mı? Kimsenin rahat olduğu falan yok. Yasemin, torunum lösemi hastası olmuş. Siz şurupla mı tedavi edeceksiniz? Bunun son nereye varır farkında mısın? Böyle konuşmayın Şanlıur Hanım. Hasta değil benim oğlum. Sadece bir ihtimalden bahsediyor doktor. İhtimal mi ihtimal? Benim aklım almaz böyle şeyleri. Bu illetin lafı geçtiği anda ortalığı yıkman lazım senin. Öyle ateşlendiği zaman hastaneye koşturmak yetmez. Ömer için ne gerekiyorsa yapıyoruz biz. Aa ne bu Allah aşkına ya? Annelimden şüphe mi ediyorsunuz siz? Benim meselem torunumun hayatı Yasemin. Senin anneliğin değil. Şahnur Hanım. Ben diyeceğimi dedim. Efendim. Pelin Hanım mı? Tabii tabii, buyursun. Davetsiz misafire izin var mı? Estağfurullah. Ne iyi ettin, geç otur şöyle. Merak ettim seni. Sağ ol. Başsağlığı da dileyemedim doğru dürüst. Nasılsın Hakan? Nasıl olayım Pelin? Savaş hiç çıkmıyor aklımdan. Gitmeden önce benimle konuşmuştu. Tuhaftı ne bileyim. Yasemin'i düşünüyorum bir taraftan da. Korkunç. Hem de hamileyken. Biz böyleyiz. O kim bilir ne halde. Hale baksana Pelin. Yas tutuyoruz ama o bile yarım yamalak. Cenazesi bile yok Savaş'ın ortalıkta. Doğru. Zaten ölümü hiç konduramıyorum Savaş'a. Yani böyle kala kaldım. Ne öldüğüne inanabiliyorum, ne ölmediğine. Bir de sanki bu acı yetmezmiş gibi. Ne oldu Hakan? Akbabalar dolaşıyor etrafta. Nasıl yani? Neyse. Ölümün böyle bir tarafı var işte. Hırlı hırsız ortaya çıkarıyor. Ne iyi ettin gelmekle. Bir kahve içer misin? Nazan, canım. Bora neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. Bebeğim sana çok güzel haberlerim var. Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı... Bir dakika, bir dakika. Anlamadım Bora, neredesin sen? Canım, söylüyorum ya, holding'e geldim. Holding'e mi gittin? Evet canım. Ne işin var orada? Güzelim, avukatlarla toplantıdaydık. Ya ne avukatı, ne toplantısı? Benim bunlardan neden haberim yok Bora? Nazan? Buyurun. Ne
Afiyet olsun. Ömer nasıl Yasemin Hanım? Ateşlendi. Ama şimdi iyi. Size uzman bir doktordan söz etmiştim ya. Onunla ilgili girişimde bulundum. Cevap bekliyorum. Çok teşekkürler. Ha bu arada Ceyda Hanım aradı beni. Öyle mi? Hı hı. Kampanyanın aksamayacağını söylemek istemiş. İyi etmiş, sevindim. Yasemin Hanım, biraz kendinizi düşünmenizi rica edebilir miyim sizden? Aslında bu yüzden işten söz açtım. Çünkü ajansı, kampanyayı, işleri düşündüğünüzü hissedebiliyorum. Ama zaman vermelisiniz kendinize. Acınız büyük. Ömer'in ilgiye ihtiyacı var. İşler bir şekilde hallolur. Dostlar bunun için var değil mi? Ben izninizi isteyeyim. Yapabileceğim bir şey olursa biliyorsunuz her zaman. Biliyorum. Teşekkür ederim. Makarna ister misin biraz daha? Hayır, teşekkür ederim. Ben bu kadar yiyebildiğime bile şaşırıyorum. İyi öyleyse. Amacıma ulaştım. Ben de anlayamamıştım. Telefonda bana uğrar mısın deyince. Nedenini söyleseydim canım bir şey yemek istemiyor diyecektin çünkü. Haklısın, öyle derdim. Bugün uğradığımda kötü gördüm seni. Eve gelirken dedim ki Pelin kızım konuşarak teselli olmuyor. Madem sevdiklerin yemekten içmekten kesilmiş, bari sen bir sofra kur. Hiç olmazsa güçten düşmesinler. Sağ ol. Çok iyisin. Sen de. Ve böyle kalmaya devam etmen için bir şeyler yemen gerekiyor. Bu arada ne çok yemek yapmışsın. Başka gelecek mi var? Hayır. Ha, şu börekleri Lara'ya götürürsün giderken. Ben de Yasemin'e uğrayacağım bu akşam. Keki onlara götürürüm. Ama en çok Ömer'e tabii. Ne seyrediyorsun hayatım? Para beni harekete geçiriyor. Nazan? Ana kural duygusal hiç olmak. Bakıyorum öyle. Güvercinle ilişki kurmak. Bırak yeni mafya alsın. Hadi o zaman yatağımıza gidelim. Yok. Yat sen. Ben biraz daha oturacağım. Sen bilirsin aşkım. İyi geceler. Anlatsana ne geçiyor aklından? Bir sürü şey işte. Bir yerden başla canım. Kararlıyım. Konuşturacağım seni. Üzücü düşünceleri unutturacağım biraz. Hadi. Deli. Öyleyim evet. Hadi bekliyorum. Ben çalışmak zorundayım Pelin. Acelen ne? Acın daha çok taze.
Hiç eskimeyecek ki bu acı. Bugün doktor tedavinin çok pahalı olabileceğini söyledi. Aşk olsun Yasemin. Ben ne güne duruyorum? Sağ ol Pelin. Hadi bugün senden aldım. Yarın ne yapacağım? Benim mutlaka çalışmaya başlamam gerekiyor. Ömer için de. Kardeşi için de. Haldun. Gel oğlum, gel. Oldu. Hiç. Seni merak ettim hala. Canım. Yemek yedin mi sen bakayım? Canım istemiyor ki. Aa, olmaz ama. Hala çok korkuyorum. Aklına kötü şeyler getirme. Küçükken güreşirdik biz Savaş abimle, biliyor musun? Numaradan yenilirdi hep. Anlardım tabii. Sonra bir gün dedi ki, sen bayağı kuvvetli bir adam olmuşsun. Ne yaptı? Bıraktı mı ondan sonra seninle güreşmeyi? Yok. Ama dedi ki, böyle gidersen yenemem seni artık. Sonra da söz vermişti. Ne diye? Bir oğlum olacak demişti. Onu yetiştireceğim, o da seni yenecek. İlk defa verdiği sözü tutmuyor Savaş abim. O zaman sağ ol abi. İyi ki gelmişiz be abi. Tabii canım. Kapı duvar, o ben gibi sevmiyor. Bir değil, iki değil, niye diye soruyorum. Hak ettiğim bu değil, artık ondan korkuyorum. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şimdi eller aldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevmeyen bir kalp kaldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevmeyen bir kalp. Geri döneceğim Yasemin. Ah!
de bulamazdım. Nazan. Biz hazırız. Canım. Gerekli zamanınız. Tamam. Efendim. Agustin, babamın. Yanıma gelmeyecek misin? Uykum yok. Ama ben sensiz uyuyamam ki. Bora, Allah aşkına gidip yatar mısın? Uykum yok diyorum. Nesini anlamıyorsun? Merhaba size. Ne yapıyorsun? Uykun yoksa ben de seninle otururum. Dinle tabii. Acelemiz yok. Biraz daha düşünebiliriz. Yok. Dursun sen de canım. Ne istiyorsan onu izleriz. Madem oturacaksın sen de kalsın. Ben yatıyorum. Vallahi öldüm bittim yorgunluktan günlerdir. Bu nasıl ev? Hiç insan eksik olmuyor. E kolay mı? Koca aşiretin reisi gitti. Çok iyi insandı. Allah rahmet eylesin. Amin. Öyleydi kız sahiden. Ama Endam da tam köye gidecek zamanı buldu. Bu kadar işin gücün arasında. Aman, sanki burada olsaydı bir şey yapabilecekti. Mutlaka bir haber gelecek yenge. Yeter ağlama, yedin bitirdin kendini. Yok kızım yok. Yüzlerce adam bulamıyor koca çınar gibi adamı. Ben nasıl ağlamayayım? Bak çok şükür ki oğlun yanında yamacında artık. Pala dayı da gelecek. Az daha sabret. Ah Allah'ım. Kocamdan bir haber gönder bana. Palamı sağ salim çoluğumun çocuğumun başına getir. Takatim kalmadı. Abla. Abla hayırdır nereye böyle? Alo. Sevgi ne haber? Konuşamadık hiç. Anlatsana nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok iyi. Yani iş kesin bizde değil mi? Tabii tabii. Dün gece Murat Bey'le yemekteydik. Çok hoş biri. Sevgi. Efendim? Bak ben işi soruyorum. Yemeği değil. İş bizde değil mi? Hı. Öyle olmalı. Yani aksi yönde bir şey söylemedi Murat Bey. Yani bir sorun yok. Bu akşam yine yemeğe davet etti beni. Kim? Canım Murat Bey işte. Çok karizmatik Ceyda. Gerçekten. Çok şeker. Sevgi sen bir an önce durumu netleştir. Adamı da ikna et tamam mı? Sonra tekrar konuşalım. Haftalarca Dubai'de kalamazsın biliyorsun. Hoşça kal. Hızlan biraz.
Sana da kahve getireyim mi canım? Yok, istemiyorum. O zaman hazırlan istersen ha. Çıkalım yavaş yavaş. Nereye çıkıyoruz Bora? Bugün holdinge birlikte gitmeliyiz bence. Bora ne diyorsun sen? Ne holdingi? Neler yapıyorsun? Benim iş güç para düşünecek halim mi var? Aşkım, düşünmek zorundayız. Bak senden başka kimse kalmadı. Dün avukatlarla da bunu konuştum. Yakında yönetim kurulu başkanı olacaksın. Bora yeter. Kapat bu konuyu. Ya ne haldeyim görmüyor musun? Kardeşimi kaybettim ben. Nazan, biliyorum ama... Aması yok Bora. Beni çok şaşırtıyorsun. Kocamı tanıyamıyorum. Ya da belki yeni yeni tanımaya başlıyorum. Kim bilir? Ay, çok güzel bakıyorsun sen. Yakışıklı. Bak bak bak, gülmemi yapıyorsun sen. Merhaba Yasemin. Merhaba. Buyurun. İyi günler Leyla Hanım. Size de hoş geldiniz. Doğrusu hiç hoş gelmedim. Şanur Hanım, ne oluyor, öğrenebilir miyim? Ben buna müsaade edemem. Anlamadım. Torunumun göz göre göre erimesini seyredemem ben. Kimsenin böyle bir şey yaptığı yok zaten. Bunu münakaşa ederek vakit de kaybedemem. Şanur Hanım. Dinleyin. Bir dakika. Benim torunumun acilen tedaviye ihtiyacı var. Hemen en kısa zamanda Amerika'ya gidiyoruz. Orada ne kadar süre gerekiyorsa kalıyoruz. Tedavisi neyse yaptırıyoruz o kadar. Bakın Şahnur Hanım. İstersen sen de bizimle gelirsin. Oğlunun başında durursun. O karar sana ait. Hayır, bunu yapamazsınız Şahnur Hanım. Yaparım Yasemin. Hayır, yapamazsınız. Aklınıza geldiği an kapıya gelip burada oğlumla ilgili ne yapacağımı söyleyemezsiniz bana. Söyleyeceklerim bitmedi Yasemin. Gelemeyeceğim. Buraya döndükten sonra da Ömer benim evimde kalacak. Oğlumu alamazsınız benden. Asla, asla buna izin vermem. Ömer benim torunum, geleceğim, soyumun devamı, her şeyim. Torunumu kimseye emanet etmem. Hem senden izin isteyen yok.